Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için içeride ter dökerken velilerin heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor. Biraz sonra öğrencilerden değerlendirme alacağız. Şimdi velilere soruyoruz. Neler hissediyorlar? Vallahi süre bizim için geçmek bilmedi. İçeride onlara çok hızlı geçiyor ama bizde çok zordu. İçeride sınavda? Evet, kardeşim var. Ya bayağı hazırlanıyor. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin diyelim. Şu anda çıkıyorlar zaten. Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için içeride ter döktüler. Ve dışarıda da heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sona erdi. Çok kolaydı. Evet, hedefin neresi? Hedefim... ODTÜ tıp bekliyorum ben. Gelirse çok güzel olur. Yani çok zor değildi bence ama bazıları zorladı. Hedefiniz var mıydı? Evet ama giremeyeceğim gibi o hedefe. Ya matematik kolay gibiydi ama geri kalan her şey bence zordu, bilmiyorum. Yani göreceğiz sonuçları, çok da emin olamıyoruz. Bir sınav şoku var üstümüzde. Çok zor dediğin en zoruydu. Türkçe zordu bayağı. Matematik. Geri kalan hepsi kolaydı ya. Türkçe çok zordu, evet. İyiydi abi. İyiydi ya, bence de iyiydi. Yani, kolay mıydı? Evet, bence de kolaydı. Hatalı soru var mıydı sence? Zannetmiyorum. Yaptın mı? Yaptım, soruları? Çok iyi yaptım. Hedef neresiydi? Bilkent. Evet abi. Başarılar diliyorum. Sen? Aynı şekilde ben de yaptım. Bilkent mi hedef senin? Bilkent, evet. Başarılar. Garipti ya. Türkçe birazcık zorladı ama sayısal alanların kolaydı sorular. Hedefin neresi? Hedefim yazılım mühendisi. Bilmiyorum, bence Türkçeler biraz uzundu. Yani uzun değildi ama zordu. Matematikler kolaydı bence. Senin hedefin neresi? Ben hukuk istiyorum inşallah. Olursa bilmiyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Kolaydı bu sene. Geçen seneye göre gayet kolaydı. Geçen sene de girdin. Geçen sene girmedim ama çözmüştüm. Çıkan soruları çözmüştüm. Geçen senelere göre daha kolaydı. Hedefin var mıydı? Vardı. Neresi? 60 bindi. Hacettepe diyetisyenlikti. Bakalım. Sorular beklediğimden daha kolaydı. İyi geçti yani. İyi bir şey bekliyorum. Yarın da böyle olursa. Hedefin neresiydi? Hedefim Koç'u yarı burslu psikolojiye kazanmak. Yani inşallah olur. Zor muydu? Kolay mıydı? Türkçe biraz çeldiriciydi sanki. Ben... Uzun muydu sorular? Çok uzun değildi. Ortalamaydı. Geçen senelere göre, yani kısa da değil ama orta uzunluktaydı. Türkçe'de ben biraz zorlandım. Öyle. Fende fizik biraz zor geldi bana. Bence de fen normale göre biraz zordu. Ben de öyle. Sence? Sorular nasıl? Yani zamanı eklediler ama pek eklenmiş gibi değildi. Evet. Bir içimizden geçti yine. Hedefiniz neresiydi? İTÜ makinaydı ama hadi hayırlısı. Sen? İTÜ mimarlık. Ben söylemiyorum. Hedefim yok benim. Seni de İTÜ'ye göndereceğiz gibi sanki. İnşallah. Hadi. Veli ve öğrenciyle birlikte sizlere soralım. Nasıldı sorular? Sorular genel olarak kolaydı. Biraz dikkat sınavı gibiydi. Fen biraz zorlamışlar, bu kadar. Evet, size soralım. Siz de heyecanlı bekleyişteydiniz. Evet, aynen öyle. Umarım istedikleri yer olur hepsinde. Emekleri boşa çıkmasın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim doğum günüm, evet. Biraz doğum günümde sınava girmek biraz zorlayıcı oldu ama matematik normalde o kadar zor değildi ama Türkçe cidden şıklar arasında bayağı kaldık. İnşallah benim güzel geçer. Kolaydı. Benim beklediğimden kolaydı. Evet, zor bekliyorduk. Özellikle geçen evet. Senekinden. Hedefin neresiydi? Başkent yönetim bilişim sistemleri istiyorum. İnşallah. Sen? Ben nereyi tutarsa. Yani şu an hiçbir şey bilmiyorum. Sorular nasıldı sana göre? Bence çok kolaydı. Yani fazla kolaydı. Çok kişi eğlenir. Hatalı soru var mıydı sence? Yok, sanmıyorum. Zordu. Vallahi zordu. Eleyici bir sınavdı. Güzel bir sınavdı. Ama biz eledik. Elenmedik. Rakipler korksun. Rakipleri elediniz. Evet, korksun rakipler. Hedef neresiydi? Boğaziçi. Boğaziçi Üniversitesi. Tutacak inşallah. İnşallah. KS sınavına girdi ve sınav sona erdi. Öğrenciler velilerle buluştu. Velilerin dışarıda heyecanlı bir bekleyişi vardı.